Anadolu'nun Ege Denizi ile kucaklaştığı batı kıyılarında yer alan 30 bin civarında nüfusu, denizi, rüzgarı, jeotermal kaynakları ve mandalina bahçeleriyle kendi halinde bir kıyı kentidir Seferihisar. Seferihisar'ın en eski yerleşim yeri olan şarabın, bağbozumu şenliklerinin ve tiyatronun tanrısı Dionysos adına yapılan en büyük tapınaklardan birinin yer aldığı Teos Antik Kenti, M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulmuştur. Birçok sanatçıya ve bilim adamına ev sahipliği yapan ve dönemin sanat merkezi olarak adlandırılan Teos, M.Ö. 3. yüzyılda dünyanın ilk tiyatro oyuncuları birliğinin kurulduğu yerdir. Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Seferihisar, sınırları içindeki sit alanları ve askeri alanlar nedeniyle gelişmekte güçlük çekmiştir. Ayrıca yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Seferihisar'ın yerel mimari dokusunu göz ardı eden bazı mimar ve müteahhitler, maalesef kentin birçok yerinde çirkin ve uyumsuz betonarme binaların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Tüm bu çarpık kentleşmeyle gelişmekte geri kalan Seferihisar'ın yıllarca fast food zincirleri, alışveriş merkezleri gibi oluşumlardan uzak kalmış olması, önceleri bir eksiklik olarak nitelendirilmiş olsa da uzun vadede bu durumun ilçenin kendi özelliklerinin korunması açısından önemli olduğu görülmüştür. Seferihisar'ın kuzeyinde yer alan Düzce köyünden güney sınırı Gümüldür'e kadar olan kıyı şeridinde Doğan Bey, Ürkmez, Akarca gibi birçok plaj vardır. Sahildeki en önemli yerleşimlerden biri de Sığacık'tır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferine hazırlık için yaptırdığı Sığacık Kalesi'nin içinde yaklaşık 500 yıldır kesintisiz bir yaşam sürmektedir. Ege'de yaygın olan kum ve deniz turizmi anlayışından farklı olarak Seferihisar birçok dağ köyüne sahiptir. Sahil şeridinin iç kısmında uzanan dağlarda yer alan Gödence, Beyler ve Orhanlı gibi köylerde harika doğal güzellikler ve yerel ürünler bulabilirsiniz. Bugün de Seferihisar, küreselleşmenin dayattığı kaotik yaşam tarzından kaçan insanlara kucak açmaktadır. Hayatlarını zevk alabilecekleri bir tarzda ve hızda yaşamak isteyerek Seferihisar'a yerleşenler arasında yurt içinden olduğu kadar yurt dışından gelenler de vardır. Merhabalar. Ne kadardır Seferihisar'da yaşıyorsunuz? 15 sene içinde. 15 sene. Burayı tercih etmenizin sebebi nedir? Neden Seferihisar? Sığacık çok güzel, çok seviyorum. Eski köy var. Akumla çok güzel deniz. Hava güzel. Her şey güzel. Okay, it's a big change. We was also liking the very, very slow city when we was coming here. There was nothing. Yeah, it was only a little village now. Lots of tourists are coming. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önderliğinde gerçekleştirilen 6 aylık bir çalışma sonucu Seferihisar 28 Kasım 2009 tarihinde yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı olan Çittaslov, Sakin Şehir Kentler Birliği'ne üye olmuştur. Bir kentin Çittaslov Birliği'ne üye olabilmesi için küreselleşmenin kentler üzerindeki yıkıcılığına, sıradanlaştırmasına, standartlaştırmasına karşı gelmesi, yerel yemeklerine, zanaatlarına, esnafına, tarihi değerlerine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkması gerekmektedir. Beş yıldır hobi olarak başladık. Şu ana kadar yani bir yere geldiğimizi sanıyoruz. Bugüne de satışımızı yapmadık ama bu yavaş şehir olayından sonra marka dayıp alabilirsek, verirlerse satmayı düşünüyoruz. Biz önlemlerimizi aldık, kapasitemizi arttırdık. Artık Çeşme'ye yaklaşmak için
İnşallah uygun adım ilerliyoruz. Biz bütün müşterilerimizi İzmir, İstanbul, her yeri bekliyoruz. Fiyatlarımız gayet ucuz, gayet uygun. Bütün aileleri, bütün gençlerimizi bekliyoruz. Merhaba, ismim Nevzat Güldoğan. Liman Restoran'ın 22 yıldan beri işletmeciliğini yapıyoruz. Burası bir balık lokantası. Yöremize gelen insanlar genelde buraya balık yemek için gelirler. Bu son 1,5 yılda yöremize gelen insan ve insan çeşitliliği ve profili açısından bayağı değişiklikler oldu. Bu Çitta Slow olayından sonra daha da ilgi arttı. Bölgemize gelen insan sayısı arttı, çeşitliliği arttı. Profili bayağı değişti. Biz de bu anlamda memnunuz. Ya kesinlikle çok büyük bir değişim var. Biraz erken her şey için ama basında bile sürekli Seferisar'ın adının geçmesi bizim için büyük bir onur. Tabii ki işlerimizi de doğal olarak etkiliyor. İster istemez etkiliyor. Dışarıdan insanların buraya gelmesi, burayı ziyaret etmeleri oldukça hoş. Ekonomide değişiklik oldu mu, artış oldu mu Çitta Slow'dan sonra? Kesinlikle bariz bir artış var. Esnaf olarak bu hissediliyor yani. Seferihisar'da Çitta Slow çerçevesinde yapılan çalışmaların en önemlileri, yerel üreticileri koruma ve teşvik etme alanında olmuştur. Şehrin çeşitli yerlerinde kurulan pazarlar, yerel üreticileri doğrudan alıcıyla buluşturmaktadır. Seferihisar'daki değişimin lokomotifi kadınlardır. Bir toplumun değişmesi, ilerlemesi, o topluma can veren, büyüten, eğiten kadınlar tarafından gerçekleştirilir. Kadınların kendi güçlerinin farkında olmaları ve üretime katılarak ekonomik özgürlüklerini elde etmeye başlamaları, Seferihisar'da Çitta Slow adına yapılanların en önemlisi olmuştur. Merhaba, kolay gelsin. Kendi ürünleriniz mi bunlar? Evet, kendi ürünümüz, zeytinimiz, yumurtamız, ekmeğimiz, bir de sabunumuz. Daha önceden bu kendi yaptığın ürünleri satabiliyor muydun? Yok, satamadım. Yeni imkan sağlandı buna. Evet, pazarda poşet kullanmıyoruz herhalde. Evet, kese kağıdını yapıyoruz. Bakabilir miyim? Kese kağıdı ve file. Buradaki kazandığımız parayla mesela akşam giderken elektriğini rahat ödeyebiliyorsun. Telefonunu, suyunu. Ev ekonomisine katkıda bulundunuz yani. Merhaba, kolay gelsin. Kendi yaptığın ürünler sanırım bunlar. Evet. Neler var? Burada okulada sıyırım var, enginarım var. Ben burada aşağı yukarı kış döneminden bu tarafı yapıyorum ama çok mutluyum. İyi ki böyle bir imkan bize sağlandı ki yani biz en azından bir evimizi kararlı tutabiliyoruz. Evet. Hiçbir imkanımız yoktu. Yani oturup da evde hiçbir şey yapamıyoruz. Çitta Slow'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani çok da güzel oldu. İyi bir... Ben onu unutursun ya. Aldık çayımızı ama. Alacaksınız bu ekstra inşallah, Osman abi. İnşallah çaylarımız kalite. Evet Slow, çok güzel bir lütuf. Çok güzellik, herkesi hareketlendirdi gece ve gündüz olarak. Artı taze, hijyen, her şeyi köylümüzden sunuyor. Ve herkes de memnun, en başta ben memnunum. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol hayatım. Kendi ürünlerin herhalde bahçenin. Evet, bahçemizin, tavuklarımızın. Neler satıyorsun? Tavuğumuzun, ıhlamur kendimizin ağacından topladık. Kuruttum ve hazır hale getirdim. Bunlar yapraklarım da kendi bağımda. Tavuklarımın yumurtaları, karadudum var, ekşi karadut, hafta ve kansızlığa iyi gelen. Reçel yaptım, enginar reçelim var, çeşitli meyvelerden, sebzelerden. Vallahi çok mutluyuz. İşte ise kendi malımızı kendimiz değerlendirebiliyoruz. Daha önce bunları hal yoluyla değerlendiriyorduk ama yarısını aracı kazanıyordu. Şu an bütün ürünlerimizin kazancı kendimize kalıyor. Bizim pazarımız köy pazarı olarak buraya kuruldu. İçerideki odalarımızda da işler sergileniyor. Bir aydır da böyle burada bir renk katmak için el ürünleri hanım pazarı olarak tamamen el ürünleri efendim. Biz ev hanımlarını dışarıya üretken olmaya çekti bu Slow olayı. Çok güzel oldu. Aycan Hanım gidiyor, ben niye gitmeyeyim? Ayşe Hanım gidiyor, ben niye gitmeyeyim diye bir hareket oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. En azından el haşlığımız oluyor.
üretiyoruz. En güzeli de o yani. Bir şeyler yapabilmek. Bir hobi olarak başlandı. Terapi olarak başlandı. Tansiyon için terapi olarak başlandı. Eşim ve ben halk eğitime gidip, halk eğitim müdürlüğünde kurslara gittik. 6 ay süreli orada üretimler yaptık. Fakat öyle hale geldik ki ürettiğimiz malzemeler çoğaldı elimizde. Maliyet de az çoğaldı ama biz emekliyiz. Bunları değerlendirmek için ne yapacağız? Belediyeye başvurduk. Belediye de bize burayı Hanımeli Pazarı altında burada el işlerini tekrarını halk önünde yapmak kaydıyla bize burayı tahsis etti. Ayrıca Ulamış ve Doğan Bey'de kurulan Kadın Emeği Evlerinde kadınlar çeşitli tekstil ürünleri üretimi yapmakta, eğitim ve atölye çalışmalarına katılmaktadırlar. Buranın açılış amacı ilkini zaten Ulamış'ta açmıştık. Kadın emeğinin değer kazanması, kadınların ekonomiye katkıda bulunması, ev ekonomisine ve kendilerine özgüvenini sağlamak için açıldı. Bayanlar burada bütün el işinden, hani ellerinden ne geliyorsa onları yapıyorlar. Çantalardan, tutun filelerden, alıya kadar. Yaptıkları ürünleri satabiliyorlar. Mesela 3 günlüklük biz açtığımızda Ürkmez'den bayanlar geldiler. Alttan çanta ısmarladılar bize. Şu anda bayanlarımız file örmekteler. Filenin bitmiş hali. Çanta yapıyorlar. Ve kendileri üzerlerini süslüyorlar. Gelinliklerimiz var. Bunlar ikinci el. Arkadaşlar kullanmışlar, yıkamışlar, getirdiler. İhtiyacı olanlara veriyoruz. İkinci el satışları da yapıyorsunuz. Satış olarak değil, bedava veriyoruz. Bedava. Ücretsiz. Ücretsiz. Burada herkes ürünü getirebiliyor. İkinci el olarak hiçbir kayıt yapmıyoruz. Götüreni de kayıt altına almıyoruz. Burası da Doğan Bey Kadın Emeği Evi'nin çocuk odamız. Anneler içeride işlerini yaparlarken çocuklar da burada hem oyun oynuyorlar hem kitap okuyorlar. Küçüklere masal okuyorlar. Kitle turizmi daha çok 5 yıldızlı otel ve tatil köylerine ağırlık verdiği için bugüne kadar şehre tatil yapmaya gelen insanların çoğu neredeyse tatillerini geçirdikleri yerin adını bile öğrenmeden geri dönüyorlardı. Çitaslov'la birlikte kitle turizmi de yerini yavaş yavaş pansiyonculuğa bırakmaya başladı. Ev pansiyonculuğu yapıyorum. 6 yıldır yapıyorum bunu. Değişik kültürlere ve yeni insanlarla tanışma merakımdan dolayı böyle bir şey düşündüm ve yapmaya başladım. Zaten Çitaslov'a çok uyan bir konsept ev pansiyonculuğu. Çünkü ev pansiyonculuğundaki misafirler genellikle kültüre meraklı insanlar oluyorlar. İletişime açık insanlar oluyorlar. Belli bir kültür seviyesinde oluyorlar. Ve de çok kolay ve esnek insanlar oluyorlar. Çitaslov da zaten bunu gerektiriyor. Ve ben bu anlamda daha fazla talep olacağını düşünüyorum. Artık şehre geçerken şöyle bir uğrayan veya bir şehri sadece gezmek isteyenler değil, şehirle tanışmak, onu tanımak isteyenler ev pansiyonculuğunu tercih etmektedir. Merhaba, burada ev pansiyonculuğu mu yapıyorsunuz? Yeni yapmaya başladım. Nereden aklınıza geldi bu? Nasıl oluştu bu fikir? Emekli olduktan sonra böyle Akarca, Sığacık, Seferihisar hep gelip gidiyordum. Ve Sığacık çok hoşuma gitti. Benim yaşayabileceğim yer diye düşündüm. Çok güzel bir başlangıç ve inşallah çok daha iyi olacağına eminim. Çünkü Seferihisar çok değişti. Çitaslov olduktan sonra çok fazla değişti. İnsanları uyum sağlıyorlar. Çok kolaylıkla uyum sağlıyorlar buranın insanı. Ve bir de yerel pazarlar olması insanları çok mutlu etti. Çünkü kendi emeklerini yaparak para kazanıyorlar ve aracıya ihtiyaç duymadan. Bu nedenle çok güzel oldu bence. Unutulup gitme riski taşıyan yerel yemekler, bir Çitaslov olmanın temel gereklilikleri nedeniyle korunmaya alınıp yeniden yapılması için özendirilmeye başlanmıştır. Yaşanmış birçok medeniyetin ve kültürün günümüze kadar gelen en belirgin işaretlerinden biri yerel yemeklerdir. Bizim buranın yöresel yemeklerini size tanıtacağız. Mantı. Mantının nohutla yapıyoruz biz. Nohutlu mantı. Nohudu akşamdan ıslatıyoruz. Sabahleyin düdüklü tencerede pişiriyoruz.
Pişirdikten sonra onu güzelce püre şeklinde eziyoruz. Ezdikten sonra içine karabiber, tuz koyuyoruz. Böyle kap açıyoruz. Açmış olduğumuz kabı kare kare kesiyoruz. Birer parça onların içine koyuyoruz. Sigara böreği gibi sarıyoruz. Sardıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Kızarmış olan mantılarımızı kaynamış olan et suyunun içine atıyoruz. Attıktan sonra bunları biraz bekletiyoruz burada. Tabağa almış olduğumuz mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Üzerine de hazırlamış olduğumuz kırmızı biberli sosu ilave ediyoruz. Oh, geçtin Allah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu ekmek dolması Seferihisar'a has, özel, Ramazan'dan Ramazan'a çıkan bir özel bir ekmek dolmamız yani. Bunu biz etle yapıyoruz. Haşlayıp ekmeğin içini diftiyoruz, kesiyoruz, diftiyoruz. Onu etle beraber kavuruyoruz. Ondan sonra et suyuna, kaynamış et suyuna atıp kısık ateşte pişiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi kabak çiçeği dolması. Bu kabak olmayan yaban çiçeklerinden yapılır. Sabahleyin çok erken toplanılması gerekir. 5-6 gibi kabak çiçekleri toplanır. İçleri yıkanır, temizlenir. Kenarındaki sapları temizlenir. İçerisine soğan, maydanoz, dereotu, nane, pirinç, çok az miktarda da bulgur ilave ediyoruz tat vermesi için. Domates rendelenir. Bunlar karıştırılarak iç hazırlanır. Yıkanmış olan çiçeklerin içerisine doldurularak çiçeklerin yapraklarıyla kapatılır. Tencerenin içerisine yerleştirilip pişirilir. Yalnız dibi yanmasın diye çiçeklerin saplarını dibine döşeyip çiçekleri, dolmaları onun üzerine yerleştirirsek çok az miktarda su ilave edilip pişirilir ve pişmiş halde bu şekildedir. Bu oklavadan sıyırma. Sağcığın yöresel tatlısı bu. Önce hamuru yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra açıyoruz bu şekilde kap halinde. İçine cevizle susam sepiyoruz. Kapları böyle tek tek yağlıyoruz. Ondan sonra içine cevizle susam karışımını sepiyoruz. Şekilde doluyoruz. Ondan sonra böyle biziyoruz. Sıyırıyoruz. Bu şekilde. Önce kesiyoruz. Bunları hamurları kestikten sonra fırına veriyoruz. Fırından çıkınca şerbetini döküyoruz. İşte bu şekilde. Bu şekilde oluyor. Bu Seferihisar'la ilgili gene samsades tatlısı, tatlı lor, tarçın, şekerle oluşan un. Hamur elde ediyoruz, yufka açıyoruz. Yufkaları tekrar yine kare kare bölüyoruz. İçine o samsatesin içine loru koyuyoruz, tatlı loru. Biraz şeker koyuyoruz içine. Tarçın da onu minik minik muska biçiminde sarıyoruz. Kızgın yağda kızartıp kaynayan şurubun içine atıyoruz. Ve Giriklilerle ortak bir tatlımız bu bizim. Bu çalkama dediğimiz yemek bizim bu yöreye has bir yemek.
Doğada yetişen bütün otlarımızın her çeşidini bunun içine koyarız. Düvülcük, labada, ıspanak, Arap saçı, bütün yani sayılmayacak kadar her çeşit otu ince ince doğrarız. Doğradıktan sonra tuzlarız. Hamurunu da krep hamuru şeklinde öyle çırparız. Krep hamuru şeklinde inceltiriz. Tepsiyi yağlarız. Tepsiyi yağladıktan sonra üzerine biraz un atarız. Unun üzerine de o hazırlamış olduğumuz hamuru dökeriz. Döktükten sonra otları onun içerisine dizeriz. Tepsinin aldığı kadar. Geriye kalan hamuru da tekrar elimizle böyle alıp üzerine gezdiririz. Üzerine gezdiririz. Üzerine de tekrar yine zeytinyağı koyarız. Fırına veririz. Fırından çıkardıktan sonra servis yaparız. İşte pişmiş hali bu şekilde. Bu sirken dediğimiz ot bizim mandalin bahçelerimizde yetişiyor. Çok bol sulandığı için mandalin bahçeleri bu otta çok güzel oluyor. Biz bunu topluyoruz, bu otu. Şu şekilde ayıklıyoruz. Böyle saplarını. Bu şekilde ayıklıyoruz. Bol suda, kaynar suda haşlıyoruz. Haşladıktan sonra teletorlu, limonlu, koruk suyundan beraber sarımsağı karıştırıyoruz. Bunun üzerine döküyoruz. Zeytinyağı da döküyoruz. Bu ot çok güzel oluyor. Yaz mevsiminin salatası oluyor. Pişmiş hali bu şekilde oluyor. Binlerce yıldır yapılan yemeklerin unutulup gitmesi, sadece bir yemeğin nasıl yapıldığının unutulması değil, o yemeği yapan, o yemeğe kendinden bir şeyler katan farklı medeniyetlerden binlerce insanın unutulması, emeklerinin sonsuza dek silinmesi demektir. Çittaslov felsefesi bu nedenle yerel yemeklerin yeniden gündeme gelmesine, özelliklerinin korunmasına önem vermektedir. Yörede yaşayan 75 yaş üstü Seferihisarlılarla sık sık yapılan görüşmelerde hikayeler, eski adetler, gelenek ve göreneklerden oluşan Seferihisar'ın sözlü tarihi de toplanmaya başlanmıştı. Bir yaş bu büyük benden. 86 bu 85 ben. Ekmekleri kendimiz yapardık, peynirleri, norları kendimiz çıkardık. Tulumlara basardık. Şimdi satın alıyoruz. Kibar olduk, dışarısında yiyoruz. Şöhret teyze lokma dökerdi İzmir'de. Lokma ben dökerdi. Lokma dökerdim. Çok yedim ben senin lokmanı. Ya, helal olsun çocuğum ya. Teyzem öğrendi, teyzemden ben öğrendim. Bundan tıkıyor, bundan tıkıyor. Bir şimdi kimse... lokmacılar, tatlıcılar çıktı. Eskiden paydaş. Televizyon... Lokma şeye yapılır zaten. Ya ölüye ya düğüne. Künette yapılır. Ölünün kırkında yapılırdı. Keşkek yapılır. Keşkek yapılır. Keşkek devamlı ya, gider. Ya dedeciğim ne keşkekle yapardı o dedeciğim. Ne keşkekle, ne lokmala, ne yemekle. Bütün yemeklerimiz üstüne. Yaz gelince Ülker abla şeye gidilirdi değil mi? Bahçelere, yaylaya. Tepeciyi bilmezdi belki. Biliyor musun? Bilmez olur. Erahman'ı anlat, Erahman'ı. Erahman'ı değil. Tepecik var. Tepecik'te biz. Bizim esas yerimiz oraya. Ya. Su yok, gidiyoruz. Aşağıdan su getiriyoruz testiler. Dağlı kuyudan, dağlı kuyu biliyor musun Çağan? Dağlı kuyu biliyor musun? Oradan su çekerdi yukarıya. Zaten o yüzden de Seferihisar'ın kadınları çok uzun yaşıyor. Zeytinyağı ve çok çalışmaktan dolayı tabii, hepsi doğru. Maşallah ömrüne bereket. Tabii, doğru, doğru. Tüten yapıyorduk, iş yapıyorduk. O tepecikler de buradan yayan giriyorduk. Çünkü buradan geliyor. Tütüne, tütüne gidilirmiş değil mi? Tabii. Ya, 60 yıllık mandalinadan önce ne vardı? İşte tütün vardı. Bal vardı. Şu tazik yolu var ya. Tutuyor buradan şeyden, fantolun oradan. Tazik'e kadar hep bağ doğrula. İki taraf. Şimdi nasıl da mandalin, o zaman hep bağdı. Şimdi mandalin 45 sene doğdu. Bağları köplediler, mandalin diktiler. Şimdi bağ arama. Eskilerden en çok neyi özlediniz?
Komşuluk. Komşuluğu tabii. Eski yaşam bir yerlerimizde özlüyoruz. Can, gece gelmesi ayrıldım, gündüz gelmemiz ayrıldım. Şimdi nerede? Herkes televizyonun başına geçiyor. Kimse kimseyi aramıyor. Sen senede bir kere Ağustos'a. Ya, 9 Eylül'a en güzel günlerimiz var onunla. Arabalar yapılır. At arabalar gelince. At arabalarından. Ne sevinç, ne sevinç. Deniz bayramı denizi değil mi? Ne sevinç karışı. Her gün deniz. Azmağa gidedik. Tepecikten azmağa. Atlar, koyunlar denize sokulur yıkarlar. Ya tabii ya tabii. Ama ben getirdim yıkardım. Elma yapardık, sonra işe yapardık. Yerlerden kızla talihlerini. Mehmet Abdullah'dan un alırdık, duz alırdık. Onları garardık. Bekar kızla olanla yirdin onu. Kime çıkarsa? Görecekmiş alcayı adamı işte. Güzel kadını, evet. Susu yiyeceksin, buzlu yiyeceksin. Hidrelezimiz vardır. Beyazla kırmızı karışık ip bağlandı gül ağacına. Sabah güneşte olmadan kalkan olalım. Gazete kağıdından para kesilir. Evet, onlar sonra sabah para olacağı düşünülür değil mi? Para. Evi olmayana ev yapar. Bekarla gelin yapar. Bekarlara gelin yaparlar evlenmek isteyenlere. Bir de karkancaya da anlatırlar ama o nasıldı? Bir ayağı eşek ayağımış, bir ayağı insan ayağımış. Kuya batırla çıkarlanmış, oruncağı sölerlemiş. O hiç ama evlenmemiş bir kızmış kuya. Gelirmiş intikam almak için gelinlik kızları çeyiz vereceğim sana diye çıkarırmış şeyden evden kandırırmış ama o da yanarda gelirmiş 14 Ocak'ta yanarda gelirmiş o da. Babam rahmetli kaçtıkları akşam atılı vardı boyunları vardı helva yapardın kurdun çadırın üstüne kalkan carilere yiyecekler de yiyecekler eskiden öyle söyleniyor. Yazlık sinemaya gidilirdi değil mi? Evet onlar eskiden böyle şeyler yok iki kişi bile alır reklamları sokakta gezir bu akşam Çınar Sineması'nda şu film oynayacak diyerekten. Yalnızca bayanlara gider. Yalnızca bayanlara hep bayanlar giderdik. Ayrı giderdik. Ve o gece eğer bir misafir bile gelse üzülürdük. Yani başka şansımız yok ertesi günü gitmeye. Filmler de o zaman çok önemliydi. Dolabımız yoktu. Kuyulara sallardı kıymaları, suları bozulmasın diye. Ben bu günlere yetiştim. Karpuzların sokakta. Karpuza soğuk istiyor canımız. Şimdi en güzel zaman şimdi yaşamaya çalışıyoruz. Çok güzel ama biz çok hani eskileri çok şey sabunu da kendimiz yapardık evet, tabii tabii sabun kaynatırdık kazanlarla. Sizler çok daha fazla yaptınız ama ben bile yetiştim onlara. Ben kaynatırken tabii. Yine kaynıyor da şimdi. Kaynatırsa ama şimdi yer yok, şey diyor. Olsa da kaynatmıyor. Meryem teyze sabun kaynarken kimseyi sokmazlardı nazar değer diye sabuna. Öyle derler ama tabii. Çok kalabalıktan yapılmaz sabunlar. Şeyden. Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan kız sarılıkları arası bizde. Adı üstünde kız sarılığı. Bizim milletimiz yani bizim soyumuz Gıdır Hisar'dan gelmiş. Anladın mı? Kız sarılığı diyorlar gelişi güzel. Herkes bir yapmaz onu. O taranayı onlar yaparmış. Buranın yerleri acı taranayı yaparlar. Onu bilmez demiş. Onu oradan getirmişler. Hala şimdi etkinliğinde gıdır tarı tarı dedi. Şöyle teyze bir de şey yapalım. O taranın bize tarifini biraz verebilir misiniz? Sütü tarar mı? Sütü kaynatırız. Sütü kaynattıktan sonra sakızı karanfili döveriz. Onu hamurla yoğururuz. Akşamdan yaparız, bırakırız. Sabala ol, kabara ol sütü neşesinden. Sereriz sabala topan topan. Sonra kalburla olur. İri kalburla olacak ona böyle iri çıkacak tanesi. Onları sonra ovalarız, kalburdan geçiririz, kuruturuz güneşte. Gölgede onu güneşe koymayız. Sabah da pidesini yapacağız. Sonra çorbaya? Çorbaya su kaynatırsın. Er suyu olsun, ne olursa. Domates rendele istersen. Tomata. Sonra kaynar suya atarsın onu. Aslında ekmeğini kavurursun. Üstüne peynirini rendelersin. Ben 1930 doğumluyum. Maşallah. Kayınvalidem anlatırdı. Seferi Sar'ın kuruluşunu. Burası makukmuş. Veba hastalığı varmış. Göğsüzler şehirmiş. Temese şehirmiş. Veba hastalığından kurumuşmuş, hepsi ölmüş. Bir tulum peynir, bütün köyü geziyormuş, yemek kısmet olmuyor. Tepecik de ölemiş. Ölüyorlar. Tepecik de ölemiş. Bu sefer burasını 3 tane yörük almış. Altın pullukla o hastalık gelmesin diye etrafını altın pullukla sürmüş. O 3 yörük isimlerini koymuşlar. Karakuyu, Ballıkuyu ve Rahman. Yörüklerin adıymış. Bu sonradan işte yörükler kurmuş. Yalnız makukmuş burası. Makup alınmış. Memleketimizin yerlisine yaramıyor. Zengin olsa da fakir ölüyor. Makup yer. Anladım. Yeni oldu gari. Yeni seferisar oldu. Boş ama var. Bak bunlar tarih yalnız. Peki hiç yalnız. Aranızda Atatürk'ü gören var mı buraya ben geldi? Gördüm. Mehmet Ali amcan da görmüş. Nasıldı? Ben de o arabayı gidiyordum. Ankara'da müzede gördüm. Buraya geldi. Ben o vakit 4 yaşındaydım.
annemi bile yanımda hatırlamıyorum. Ben duydum da gittim Eyüplerin kapı önüne. Gelmiş üstü açık bir arabayla. Orada, ben de orada gördüm. Şöyle bize bir kez. Ben de gördüm. Eyüplerin dediği kapı önüne bekledim. Kadar üstü işte. Bulamışlar ben doğdum. Ben çocuktum, reis Ali Efendi vardı. Yavaş yavaş geçti. Evvelce yazılar eski Türkçe'di. Babam da belediyede çalışıyordu. O Hallefendi taşta okumuş, ben bir temesebiydim, yaktı gözsüzler kızı. Taşında eski Türkçe. Allah Allah. Temese neresi, gözsüzler neresi, şehir olmuş. Evet. Belki bir aradan vardı bir kimse, birbirlerini buldular. Bir sene evvel. Evet. Bunlar tarihi bir şey. Atatürk durdu mu burada? Yok yok, durmadı. Yavaş yavaş geçti, ben Urmuş okulundaydım. 32'de okula gittim. Ben ufaktım. Aynı mevzayı da anlatıyor, onu görmüş. 32'de gittim, 38'de okulu bitirdim. Ama böyle ağır 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 geçtim. Bütün köyler onlara bayrakla ağır geçtim. Durmadım. O zamanki okul neredeydi? Nasıldı okul? Ulamış'ta. Ulamış'ta okudum. Biz burada 11 Eylül okulunda okudum ben. Ben 11 Eylül okulunda okudum. Ben de. Döşemesi tahtadı. Teneffüste çıkamıyorduk. Herkesin ayağından alın siyah demiden çarptı. Takatak 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 böyle. Hükümet yeni kurulmuş. Bir şey yok. Çok yokluk çekmişler. Yerli malı kullanmalı oraya. Yeni basmalar çıktı. Aldık arabayı. Bir de Bursalı'ya çıktı. Adı Bursa'dan gari. Annem Alman diyordu. Ne güzeldir o. Alman diyor. Çok pahalı diyor. Ama Sümerlere gidersin. Zenginlere atarlar topları. Kilosunu satıyoruz üzümün. 30 çuval şey. Zengin fakir çalışıyor herkes. Üzüm yaptı. 360 lira tuttu. 30 çuval üzüm. Annem kaç kilo deseydi, üzüm satacağında 1 metre açtı. Üç tane dedi, alamam dedi. Hala da büyüdüm gittim. İçimde yara oldu o çocuklukta. Herkes sen aldı, ben alamadım. Dedem rahmetli gözüne uymuşlar savaşta. Burada şu mahallede oturuyordu Ethem Burç'ta. O sonra Seyden İnan buraya terçi dükkanı açtı. Böyle evin içinde bir tane dükkan, orada basmalar getirdi. Düğmeler, makaralar. Yıllarca yani bahçe yaptı. Kadınları çok çalışkandı buranın. Gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Şimdi herkes hazır bekliyor. Onun için bu kadar uzun.